Seninle değil de keşke kız kardeşinle evlenseydim. Evlenseydim. Kim tutuyordu seni? Madem içine yatmadı, beğenmedin, niye evleniyorsun kardeşim? Saygısız, küstah, terbiyesiz, karaktersiz bir insan var ortada. Ben soruyu ve sorunu okuyunca sinir oldum. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Takipçimin şikayetini hemen veriyorum. Benim kocam... Keşke seninle değil, kız kardeşinle evlenseydim dedi bana. Nedeni çok hamarat, evine bağlı, sadık olduğu için değil, manken gibi çok güzel olduğu için. Onun kadar güzel değilmişim. Geldi bu adamı sev. Beklediğim bir zaman var ve o zaman geldiğinde sessizce çıkacağım hayatından. Ne yapacağım diye düşünmüyorum. Zamanını bekliyorum. Bir insan eşinin kardeşine nasıl böyle bir gözle bakabilir? Eşimin kardeşi benim kardeşim artık. Bu bir terbiyesizlik, bu bir karaktersizlik. Benim kız kardeşime bu gözle bakan birisine ben nasıl güvenebilirim? Kız kardeşime yarın bir gün bu asılabilir, kur yapabilir, onu baştan çıkarmaya kalkabilir, sarkıntılık yapabilir. Bununla ilgili ben mesajlar alıyorum. Bu terbiyesizlik, bu bir ahlaksızlık. Hanımefendi bu konuda çok rahatsız, rahatsız olunmayacak gibi değil. Ve ben gerekeni yapacağım diyor zaten. Hocam durum bu, ben ne yapayım diye bana soruyorsan, seni değil de kız kardeşini düşünen ve hayal eden bir insanın senin hayatında da yeri olmamalı. Açıkça alenen bunu ifade etmesi küstahlık, terbiyesizlik, saygısızlık, karaktersizlik daha ne diyeyim ya. Böyle bir insanla ben olsam devam etmem. Bence gitsin, nereye giderse gitsin. Çok net buradan ayrılım mesajları vermiyorum. Ama bu olay kabul edilecek bir olay değil benden söylemesi. Ama karar sizin kararınız. Hayat sizin hayatınız. Evlilik sizin evliliğiniz. Siz ne düşünürsünüz, siz ne adım atarsınız bilmiyorum. Bu durum kimsenin yaşamayı hak etmediği bir durum. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum, merak ediyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.